Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Sarımsak konusunu merak ettiğinizi biliyorum. Sizi bu konuda detaylı yaptığım çalışmaların özetini sunmak üzere burada bulunuyorum efendim. Şimdi sarımsak çok eski zamandan beri bilinen ve mitolojik öyküleri de konu olmuş olan yararlı bir bitki. Ve M.Ö. 1550 yılından itibaren biliniyor. Özellikle Hipokrat'tan bu yana Enfeksiyonlar için antibiyotik olarak kullanılmış, yani doğal antibiyotik olarak kullanılmış ve antioksidan açısından oldukça zengin. Bunun ötesinde e, polifenol içerikleri, flavonoidler gibi bazı önemli maddeler var. Bir de bunun yanında sülfür bileşikleri var ve alisin var. Bunlar diğer bitkilerden sarımsağı ayıran oldukça önemli ve bileşim olarak da ideal düzeyde bulunan, maddeler. Şimdi hızlı atılıyor sarımsak. Onun için düzenli ve uzun süreli, düzenli ve uzun süreli, düzenli ve uzun süreli. Şimdi söyleyeceğim size zaman dilimlerini göreceksiniz niye düzenli ve uzun süreli diye bahsettimi. Şimdi efendim kolesterol ve LDL ve düşür, düşürür, yardımcı olur. HDL'yi yükseltir. Ama bu genelde yardımcı olma düzeyindedir. Tansiyonda birer puan düşüşe neden olabilir. Şeker özellikle hemoglobin A1C'yi düşür. Metabolik sendromda da önemli biliyorsunuz. Bir de yüksek duyarlılıkta CRP ve plazminojen activate inhibitor dediğimiz bir madde var. Onu da düşürür ve iltihap karşıtı etkileri vardır. Şimdi bu bunların çerçevesinin içerisinde gayet iyi etkileri var. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlarla düzenli olarak kontrol etmemiz gerekiyor. Mutlaka bunu doktorunuzla beraber kontrol etmeniz şarttır. Bunu özellikle söylüyorum ne kadar kullanılmış diye bakarsanız bütün araştırmalarda yaklaşık 12 hafta ile 12 ay kullanılmış. Bu çok uzun bir süre. Dolayısıyla siz normal kendi ilaçlarınızı kullanıyorsunuz. Nasıl devamlı kullanıyorsunuz? Bunu da aynı şekilde devamlı kullanmanız gerekmektedir. 12 ay ile kolay. Oldukça uzun bir süre. Ama gerçekten faydalanmak istiyorsanız bu kadar kullanmanız gerekiyor. Yıllanmış siyah sarımsağı soracaksınız bana. Bir kere bu fermente işlemden geçmiş olan bir sarımsak. 140-170 derecede 30-90 gün bekletiliyor ve kimyasal işlem ya da katkı maddesi içermemesi gerekiyor. Bunun altını özellikle çiziyorum. Doğal olarak bunu temin ediyorsanız kullanabilirsiniz. Benim açımdan herhangi bir sakıncası yok. Tabii şöyle bir avantajı var. Bütün fermente işlemler, turşular, kefirler onları da bahsederiz ileride. Antioksidan içeriği artırırlar. Dolayısıyla bir nevi çürüme dediğimiz bu kimyasal hadiseyle beraber hem antika oksidan içeriği artar hem de emilimi artar. Bu da son derece olumlu bir yan. Fakat siyahla normal beyaz sarımsak arasındaki fark gösterilmemiştir ve kimse bundan pek bahsetmez. Bununla ilgili herhangi bir çalışmada yoktur efendim. Bizim için önemli olan konu nasıl kullanacağımız? Yani çeşitli şekillerde etraftan duyduğunuz hani dilden dile doğuşan efsanevi bir takım kullanım şekilleri var. Fakat en basitini kullanmanızı öneririm. Günde 3 diş ile başlamak gerekiyor ve 10 dişe kadar çıkabilir. Bakın görüyorsunuz ve sonra aşamalara göre bununla ilgili bir takım farklı yöntemler de kullanılabilir. Yani 10 dişe kadar çıkabilirsiniz. Gerekirse sarımsak ekstresi ya da tozu kullanabilirsiniz. Bir kere önce biz doğal yoldan bir kullanalım. Durumumuza bakalım. Ondan sonra ona göre aşamalar ve hedeflere göre yeniden değerlendiririz. Bir de herkesin bildiği bir takım şeyler var. İşte sirke, limon, maydanoz karışımları. Şimdi bunların hiçbirisi bilimsel olarak bir anlam ifade etmiyor. Onun için gelin biz işi fazla karıştırmadan düz doğal sarımsağı kullanalım. Çünkü genellikle bu tarzda bir kullanım söz konusu. Ve günlük üç dişle başlayalım. Bunu 3 tatlı kaşığı zeytinyağı ile beraber bir gece bekletiyorsunuz, ondan sonra ertesi gün tüketiyorsunuz. İsterseniz haftalık da, da yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sakınca yok. Ben böyle kullanıyorum ve faydalı olduğunu da söylemek isterim. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Bana çok büyük bir enerji veriyor. Kendimi daha güçlü bir şekilde günlere hazırlıyorum. Şimdi sarımsak turşusu, özellikle fermentasyondan bahsettik ya, o yüzden sarımsak turşusu da kullanabilirsiniz günde birer dişten başlayarak. Daha doğrusu bir diş sabah, bir diş öğle, bir diş akşam ya da isterseniz uygun zaman dilimlerine karar verin ama mutlaka 3 diş kullanmanızı öneririm. Turşuyu da ben aralıklı olarak kullanırım ama arada bir tam sarımsak tadı gelmez ağzıma o zaman normal doğal sarımsağa geri dönerim. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.